Evet arkadaşlar, sizinle beraber kıymalı börek yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir tane arkadaşımız üstüne beraber kıymalı börek yaptım arkadaşlar. Burada 1 kilo kıyma var arkadaşlar. Kıymamı önce kıymayı kavuruyorsunuz, sonra soğan ilave ediyorum arkadaşlar. Şurada karabiber, toz, soğan koydum. Evet arkadaşlar, soğanla, tuzla, karabiber koydum. Önce kıymayı kavurdum, soğanı da ilave ettim. Tepsim büyük arkadaşlar, o yüzden 20 tane yufka koyacağım. 20 yufkaya 1 kilo kıymayla 4 adet soğan koydum arkadaşlar ortamı. Bu şekilde deneyin bakın. Bakın arkadaşlar, bir çorba kaşığı kadar tuz koydum. Elimle koyuyorum ama göz kararı benim elim ayarım bu şekilde arkadaşlar. Az da atıyorum. Karabiber. Sosuna da koyacağız arkadaşlar. Tuz, o yüzden fazla tuz koymamıza gerek kalmıyor. Bir dakika böyle bu şekilde kavrulsun arkadaşlar, malzemesi karışsın. Evet arkadaşlar, kıymamı boşaltıyorum sosun diye. Arkadaşlar 8 adet yumurta kıracağım. 3 adet de 3 kilo da su koydum arkadaşlar. Tekrar yufkama bütününü bu tarafa, yarımı bu tarafa koydum arkadaşlar. Bir bu tarafa, bir bu tarafa arkadaşlar, bir bu tarafa, bir bu tarafa ayarlıyorsun. Tepsi ufak olduğu için bir tepsi ortadan da yufka oldu. Bölüp de koyabilirsin. Arkadaşlar yağ koyuyoruz. Bakın bu kadar da yağ koyuyorum. Bir buçuk su ortaya kadar yağ koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kadar tuz koyuyorum. Daha genel çırpın arkadaşlar işte. Yumurtasını. Evet arkadaşlar, yarımı bu sefer bu tarafa, karşı tarafa koydum. Bütünü bu tarafa koydum. Tekrar sosunu gezdiriyorum. Bakın arkadaşlar, büyük tepsiye bir kepçe dolusu süt koyuyorum arkadaşlar. Göreyim size. Tariften yapın arkadaşlar. Sosum da çok güzel. Bakın arkadaşlar, her tarafına bir şey aynı hizada gidelim. Bir tarafına çok, bir tarafı az olmasa yemesin. Bakın arkadaşlar, bu şekilde ekelim. Evet arkadaşlar, kıymamı koydum. Sosumu da ilave ediyorum. Şimdi kıymadan sonra sosumuzu döküyoruz. Köşelerden başladım. Köşeleri kuru kalmamız için şöyle gezdiriyoruz arkadaşlar. Daha böldüm. Köşeyi de koydum. Bu tarafa koyacağım arkadaşlar. Bu tarafa yarımını koyacağım. Burada 20 adet yufka var arkadaşlar. 4, hemen hemen 4 tepsilik yufka var. Fırın, evdeki mini fırın tepsisine. 3 adet süt koydum. 8 adet yumurta. 1,5 bardak yağ. Birazcık tuz koyuyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz sirke de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu seferkine sirke koymadım. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar.
Hazır yok kıyma. Ters böyle yapacağım. Kıymalar kaşar. Bu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde döşüyorsunuz arkadaşlar. İki yufkanda bir sos koyacağım. Bakın arkadaşlar, yanlarına ayırdım. Üzerine bu şekilde örtüyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Bu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, evde yaptığınız zaman siz bir tane yapıyorsanız 2 adet yumurta kırıp 2 bardak kadar süt koyarsınız. Kıymayı da 250 gram 300 gram kadar da kıyma koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Üstüne yumurta sosu süreceğim. Evet arkadaşlar, büyük fırın arkadaşlar. 2 adet yumurta çırptım, üzerine sürdüm, fırına attım. Kısık ateşte arkadaşlar, 45 dakika bekleteceğim. Kısarıyor arkadaşlar, 10 dakika sonra alacağım. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber hazır yufkayla kıymalı börek yaptım. Çok güzel oldu. Denemesi tavsiye ederim. Pısır pısır, nar gibi kızardı arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizinle börek yaptım kıymalı. Hazır yufkadan çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın, tel tel oldu. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber kıymalı börek yaptım. Umarım beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.